Şekilde yapıyoruz. Tamam. Başlamadan önce birazcık sizi tanıtabiliriz arkadaşlara. Kendinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tamam. Ben yıllarca devlette çalıştım. Yani Günhani Askeri Tıp Fakültesi'nde çalıştım. 2013 yılında emekli oldum Günhani Askeri Tıp Fakültesi'nden. Tıbbi farmakoloji uzmanıyım. Lisansım eczacılık. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İtalya'da nörobilimle ilgili alanlarda çalışmalar yaptım. Özellikle madde bağımlılığı alanında başladım. Tez çalışmamda, PhD tezimde madde bağımlılığı ile ilgiliydi. Daha sonra madde bağımlılığı ile şizofreni gibi psikozlar arasındaki ilişkilere odaklandım. Çalışmalarım sürüyor. 2013 yılında Gülhane'den emekli olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi'ne geldim. Zaten şu anda bulunduğum görevleri de görüyorsunuz. Dahil Tıp Bilimleri Bölüm Başkanıyım Tıp Fakültesi'nin. Ayrıca bir nöropsikofarmakoloji uygulama araştırma merkezi var. Onun müdürlüğü görevini de yürütüyorum birlikte. Bütün izleyicileri sevgiyle selamlıyorum. Herkese sağlık diliyorum. Ve isterseniz Tabii ki, başlayalım. buyurun. Buyurun. Başlayalım çünkü vaktimiz gerçekten çok kıymetli. Ben şunu da tam ekran yapmaya çalışayım. Evet, öyle daha güzel galiba. Evet, değerli arkadaşlar, konumuz cehalet bilim. Hani bilimle cehalet iki tane birbirine zıt konu. Nasıl bir araya gelir diye aklınızdan geçirdiğinizi biliyorum. Ama gelebiliyor. Bugün onu incelemeye çalışacağız. Ben konuşmama bilginin öneminden bahsederek başlamak istiyorum. Bilgi bir beynimizdeki süreçler sonunda ortaya çıkıyor. Vaktim çok yeterli değil. Bunu uzun uzun mekanizmasını anlatmayacağım ama bilgi edinme çok önemli. Bilgi edinme hem sağ kalımımız için önemli, doğru bilgiye sahip olma, hem de çevresel faktörlere adapte olabilmemiz için, çevremizdeki değişkenlere adapte olabilmemiz için, doğru şekilde adapte olabilmemiz için son derece önemli. O nedenle de doğru bilgiye ulaşmış olmak sağ kalımı ve adaptasyon yeteneğini artırıyor. Biz modern insanlarız, Homo sapiens sapiens olarak adlandırılıyoruz. Yaklaşık 300 bin yıl önce Homo sapiens sapiensin ya da Homo sapiens sapiensin bir önceki Homo sapiensin yeryüzünde olduğunu düşünüyoruz. Bütün kanıtlar bunu gösteriyor. İlk insan işte hem ayakta yürüyebilir durumda hem ellerini kullanma becerisi var. Ayrıca düşünebiliyor ve bir strateji geliştiriyor. Bu düzgün şekilde yapılmış olan aletlerden anlıyoruz ki insanlar bundan yaklaşık 300 bin yıl önce aletler yapabiliyorlar, strateji geliştirebiliyorlar. Bu alet yapmadan daha sonraki büyük aşama yazının geliştirilmesi ve kendini ifade etmesi, ayrıca bilgiyi kaydetmesi insanın. Burada bir bilgi kullanma var tabii ama bu bilgiyi aynı zamanda kaydediyor bir yerlere. Yazının icadı son derece önemli. Milattan önce 4000'lerde Sümerler'de gerçekleşiyor ve alet icadından yazının icadına 294 bin yıl geçiyor. Daha sonra daha hızlı şekilde bilgi kaydedilip paylaşılmaya başlanıyor. Bunun için geçen süre 5430 yıl yazıdan itibaren ve matbaa icat ediliyor biliyorsunuz. Gutenberg dönemi 1450'lerin sonları. Daha sonra matbaadan bilgisayara geçiyoruz. Yaklaşık 450 yıl alıyor ve bilgisayardan internete sadece 40 yılda geçtik. Şu anda da bir dijital devrimin ortasındayız ve biz internetin keşfinden bu yana yaklaşık 25-30 yıl civarında bir süre geçti. İnternetin keşfiyle yazı arasında biriktirdiğimizden çok daha fazla sayıda bilgi ve belgeyi kaydetmiş durumdayız şu anda. Tabii burada ciddi bir bilgi oluşumunda kolaylık var ve ciddi bir bilgi akışı var, bilgiye hızlı ulaşma var. James Madison'ı görüyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İç Savaş sonrası 4. başkanı. Şöyle bir vizyonu var. Diyor ki bilgi daima cehaleti yönetecektir. Kendini yönetmek isteyen bir ulus bilginin verdiği güç ile donanmalıdır. Yani bağımsız olmak istiyorsanız, kendi kendinizi yönetmek istiyorsanız doğru bilgiye sahip olmanız çok önemli. Çok konuşuluyor işte bugünlerde küresel güçler var, dış güçler var, küresel dünyada işte ekonomiyi ve dünyayı force eden güçler var.
Scientific American tavsiye edebileceğim bir dergi. Bunun 2012 yılındaki bir sayısında çarpıcı bir çalışmanın sonuçları açıklandı. 2012'yi kullanıyorum ben. 2016'da ve 2018'de güncellendi bu bilgiler. Bu listede bir değişiklik yok. Ülkelerin yerlerinde ufak tefek değişiklikler var. Böyle bir liste yapılıyor. 25 önemli ülke sıralanıyor. Neye göre? Bilgiyi, bilimsel bilgi üretme, daha sonra ürettiği bu bilgiyi teknolojiye dönüştürme ve teknolojiye dönüştürmüş olduğu bu bilgi üzerinden ekonomiye katkı sağlama, ekonomisine katkı sağlama gücü. Ayrıca burada bir katsayı daha var bu liste oluşturulurken, puanlar verilirken ne kadar bilimci yetiştirdiği, yani kaliteli doktora eğitiminin seviyesi, ne kadar kaliteli doktora öğrencisi ortaya koyabildiği, ne kadar laboratuvarlara sahip olduğu, bütün bunlar önemli. Bunlar sıralandığında işte Amerika, Almanya, Çin, Japonya, İngiltere, Fransa, Kanada gibi ülkeler, Güney Kore, ilk 10'daki ülkeler, aşina ülkeler görüyorsunuz. Arada Singapur gibi ülkeler var. Ve Finlandiya ancak bir puan alarak 25. sırada buraya dahil olabiliyor. Brezilya da var burada. Hong Kong var, Rusya var. İşte bu 25 ülke bilgi üretiyor, teknolojiye çeviriyor ve teknolojiye çevirdiği bilgiyi ekonomiye bir güç olarak katıyor ve küresel güç dediklerimiz bunlar. Bugün dünyada dünyanın gidişatını, dünyanın ekonomisini, ekonomi çok önemli biliyorsunuz, bu ülkeler yönetiyor. Küreselleşme çağından bahsediyoruz ve bu küreselleşme çağında farklı dil, farklı din, farklı kültür, farklı eğitim ve farklı coğrafyada yaşayan insanların ortak bir paydada buluşacaklarını umuyordu küreselleşme ya da globalizasyon denilen şey. İki kutuplu dünyada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dediğimiz eski Rusya yıkıldı. Yeni bir kavram ortaya çıktı. Tek kutuplu bir dünya ve tek kutuplu dünyada da kapitalist sistem hakim oldu. İnsanlar evet bir ortak paydada buluştular ama kimse kimsenin dilini, dinini, kültürünü ve eğitimini çok fazla anlamak niyetinde değil. Anlıyorlar, nerede buluşarak? Parada buluşarak. Yani yüksek kazanç, yüksek yaşam kalitesi getiriyor. Eğer buna sahip değilseniz, bunu elde edemiyorsanız dünyada çok fazla bir gücünüz yok. O zaman doğal seçilimle ortadan kalkıyorsunuz. Bu ortadan kalkma tamamen ülkesel olarak yok olmanız anlamına da gelmiyor ama Afrika'da birçok ülke var. Sözde bağımsız gözüküyor ama bunlar sömürge. Eski dönemlerde de sömürgeler vardı. Şimdi modern dünyada artık dijital çağda aleni kimse kimseyi açıkça gidip oraya gidip sömürmüyor. Ama kağıt üzerinde veya çeşitli yollarla başka sömürme yolları da var. Siz bağımsız gibi gözüküyorsunuz ama asla bağımsız olamıyorsunuz. Şimdi güçlü olabilmek için adapte olmak gerekiyor bu sisteme. Bugünün dünyasında adapte olanlara baktığımızda bu 25 ülkenin, az önce gösterdiğim ülkelerin analitik düşünceye dayalı bir eğitim sistemine sahip oldukları, güçlü kültürel birikime sahip olanlarına sıkı sıkıya sarıldıkları ama bu tabii ki bir aptalca bir gelenekçilik değil tabii. Yani köklere bağlı olmak başka bir şey. Bunun üzerine ayrıca konuşabiliriz. Tabii ki güçlü bir ekonomileri var ve hepsinden önemlisi doğru işleyen bir hukuk sistemi, yerleşmiş etik değerler ve bilimi etik sisteminde yapma. Tabii ki bu iyi adaptasyon için bu şartları sağlamak gerekiyor. Yeni bilgi üretme ve bunu doğru kullanabilme için böyle bir adaptasyona gitmeniz ve şu özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Eğer bunlara sahip değilseniz sağlıklı gıda ve ilaca ulaşamamada sıkıntı yaşıyorsunuz. Şu anda da bakın aşı meselesi konuşuluyor. Bütün dünyada COVID-19'a karşı. Kaynaklarınızı güçlü başka ülkeler yönetebiliyor. Kendi içinizle çevrenizle barışık olmuyorsunuz ve algı yönetimine de yatkın olabiliyorsunuz. Şimdi bilim ve bilimsel düşünce iki figür üzerinden bir mesaj vermek istiyorum. Bir tanesi Marie Curie. Burada Marie Curie adıyla bir kitap yayınlandı. Bu İl Curie yayınladı bu kitabı. Yazarı o, kızı. Bu kitapta Marie Curie'nin hayatını da okumanızı tavsiye ederim. İki tane Nobel ödülü almış bir kadındır hem fizikte hem kimyada. Bilimin, bilimsel düşüncenin güvenli bir yaşam, yani güvenilir bir dünyada yaşamak için, güvenli bir toplumsal ilişki kurmak için bunun garantisi olduğunu belirtiyor eski bilimciler.
ve bilim insanı bir tamlık arayışı içinde. Madame Curie'ye diyorlar ki radyumu keşfettin ama bak önceki keşiflerinden de bir şey kazanmadın. Bunun patentini alarak para kazanmaya çalış. Verdiği cevap enteresandır. Radyum bu gezegene ait bir element ve herkesin malı. Bana ait olamaz tek başına. Burada da Viktor Emil Frankl, İnsanın Anlam Arayışı kitabı bir başucu kitabı olabilecek niteliktedir. 150-160 sayfalık bir kitaptır. Tavsiye ederim burada bizi dinleyen arkadaşlara. Nazi kamplarının en çetinlerinden biri olan Auschwitz kampında kalmıştır. Hayatta kalmayı başarmıştır. Kızını ve karısını bu kamplarda kaybetmiştir. Buna rağmen bu kamplardan kurtulduktan sonra da logoterapi dediğimiz önemli bir ekolün kurucusu olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda 98 yaşında hayata veda etti. Önemli bir şey söylüyor. Bir bilim insanı için hayatın anlamı hangi koşulda olursa olsun gerçeği aramak, insanlar ve insanlık yararına çalışmaktır. Bilim, ün ve para kazanmanın bir aracı olmamalıdır diyor Viktor Emil Frankl. Evet, bilim gerçekten de güvenli yaşamamız için, sağlıklı yaşamamız için, iyi bir eğitim alabilmemiz için temel bir değer. Ancak bu değerin biraz romantik, idealist yapılması gerekiyor. Marie Curie'nin ve Viktor Emil Frankl'ın yaklaşımıyla yapılması gerekiyor. İdeal olması gereken bir buluşu insanın yaşam standartlarını ve niteliklerini daha üst düzeye taşımak ve insanca yapar. Mesela beyannamesinde de insanların eğitim ve sağlık temel hakkıdır. Yani hiç bir ayrım yapılmadan bunlara ulaşması gerekir. Bu insani yaklaşım maalesef 20. yüzyılın ortalarından itibaren giderek terk edilmeye başlandı ve bilim tamamen kazancın ve ekonomiyi geliştirmenin bir yolu haline geldi. Bugün küresel yaklaşım ticaridir. Maalesef bilim de giderek ticarileşmektedir. O işte bilimsel bilgi artık o kadar bedava değildir. Bunu üreten ülkeler bu bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ve sizin sağ kalımınız için kullanmak istiyorsanız bu bilgiyi ve adapte olmak istiyorsanız, hayatta kalmak istiyorsanız bunun bir bedelini ödemeniz gerekecek. Tabii 20. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle bu milenyumun başından başlayarak oldukça güçlenen bir akım var. Buna post-truth diyoruz ve post-truth kelimesi Oxford sözlüğüne yılın kelimesi olarak 2016 yılında girmişti. Post-truth yalan söyleme sanatı ve eskiden de vardı bu ama yeni milenyumla birlikte oldukça güçlendi. Çünkü bilgi artık çok daha hızlı yayılabiliyor. Burada sosyal medya ve internet üzerinden hayatımızı sosyal ve siyasi olarak manipüle etmeye başlayan bir sistem söz konusu. Gerçekten uzaklaşmış algı veya algıyı gerçekten uzaklaştırarak yönetme sanatıdır post-truth. The Economist dergisi Art of the Lie, yani yalan sanatı başlığıyla böyle özel bir sayı hazırladı. Trump da seçim kampanyasında post-truth kavramları oldukça kullandı. Post-truth da insanlara duymak istediği şeyleri söylersiniz ve insanların duymak istediklerine yönelik zaaflarından yararlanırsınız. İnsan genellikle yalan söylenen şeylere, çarpıtılmış bilgilere inanmaya son derece meyyaldir. Yeter ki duymak istediği bir şey olsun, yeter ki duymak isteyeceği bir şey olarak buna inansın. Beynimiz çok karmaşık bir yapı olmadan basit indirgedim bu slaytta. Şu ortada yuvarlakla gördüğünüz bir limbik sistemimiz var. Burada dürtülerimiz ve duygularımız daha çok dominant ve bu duygu ve dürtüleri davranışa dönüştürmek için prefrontal korteksin süzgecinden geçiriyoruz genellikle. Burası da beynimizin idari kısmı ve biz buradan gelen dürtü ve duygularımızı davranışa dönüştürüyoruz prefrontal korteks ve limbik sistem bağlantılarıyla. Şimdi duygularımız, kişisel inançlarımız ve duymak istediklerimiz limbik odaklıdır, limbik sisteme aittir. Kanıta dayalı bilimsel gerçekler ise anlamak için eğitim ister, üzerine yorum yapmak ister. Bizim anlama, düşünme, muhakeme etme ve yorumlama alanımız da kortekstir, kortikal alandır. Özellikle de prefrontal kortekstir. Ve her zaman kanıta dayalı bilimsel gerçeklere karşı limbik odaklı duygu ve düşünceler öndedir. Yani insanlar çok fazla hatta uzun uzun bir şeyler anlattığınız zaman bunu çok kısa benim anlayabileceğim şekilde filan söylerler.
Aslında şu anda post-truth çağında bazı akademisyenlerin, biraz sonra örneklerini göstereceğim size, insanlara söyledikleri şeyler onların duymak istedikleri şeylerdir. Bunu akademisyen kimlikleriyle öne koyarak yapıyorlar. Bu durumda yalan haberler, kaynağı araştırılmamış veriler bilgilendirmenin bir parçası haline geliyor maalesef. Yani sizler de Google'da karşınıza ilk çıkan bilgiyi genellikle kabul etme eğiliminde oluyorsunuz. Ben öğrencilerimde bunu çok görüyorum. Ve bu durumda gerçekle kurgu arasındaki çizgi giderek silikleşiyor ve ciddi bir bilgi kirliliği söz konusu. Robert Proctor'ı görüyorsunuz burada, Stanford Üniversitesi'nden bir bilim tarihi profesörü. Agnotoloji başlığıyla yeni bir kavram ortaya attı. Agnotolojiyi de bilgisizlik bilimi ya da cehaletin bilimi olarak tarif etti. Ne demek agnotoloji? Bir fikri yerleştirmek ya da bir ürünü satmak için, yani siyasi veya ticari ya da herhangi bir çıkar elde etmek için kasıtlı olarak kafa karışıklığı yaratılması, yalan bilgi yayılması ve sizi ikna etmeye yönelik, algınızı yönetmeye yönelik yalan bilgi yayılması. Aslında Robert Proctor'a göre biz şu anda köklü bir cehalet döneminde yaşıyoruz. Ve ben de cehalet bilimi kitabını yazdım. Şimdi bu agnotoloji 25 sayfalık falan kısa bir rapordur. Böyle kitap gibi gözüktüğüne bakmayın. Burada oldukça eğildim buna. Çünkü baktığım zaman Türkiye'nin de zaten şu anda canlı bir agnotoloji laboratuvarı olduğunu gördüm. Hani bir sosyal bilim, bunu bizim de vardır herhalde bilim tarihçilerimiz falan incelemesi gerekir ama kimsenin bu alana el atacağı falan da yok. Oturup ben böyle bir kitap yazmak ihtiyacı hissettim doğrusu. O kitabın içinden bazı bilgiler ve bazı örnekler göstererek sürdüreceğim ben konuşmamı. Şimdi burada medya desteğiyle topluma idol olarak sunulan özellikle akademisyenler ve bazı popüler kişiler bilerek ya da bilmeyerek aslında kirli bilginin, çarpıtılmış bilginin ya da hatalı bilginin yayılmasına aracılık ediyorlar. Bir algı yönetimi yapılıyor ve bu algı yönetiminde medya aracı oluyor. Medya, üniversitedeki bilim insanlarını, popüler yazarları, sanatçıları, din adamlarını, kanaat önderlerini kullanıyor. Ve bunların üzerinden bir bilgi yayılıyor ya da bunların söyledikleri bir takım ifadeler medya tarafından çok desteklenerek parlatılıyor. Şimdi inanç kalıplarıyla da çok yakından ilgili insanların inanmaları ve algılarının yönetilmesi. İnanç kalıplarımız var ve insanlar inanç kalıpları üzerinden başkalarınca kolayca yönlendirilebiliyorlar ve duymak istedikleri şeylere kolayca inanmaya da meyilliler. Bu inanç kalıplarımızın özünde tiptir ve tip 2 hata vardır. Evrimsel süreçten gelen özellikle tip 2 hatayı yapmama gayreti içindedir insanlar. Hani bunları açıklayacak çok fazla bir zamanım yok ama kitap içerisinde çok detaylı olarak açıklıyoruz. Ve insanların inanç kalıplarına da hakim olabilmek için kuşkucu bir felsefeci olan Michael Shermer'ın inanan ya da Michael Shermer, yanlış telaffuz edebilirim kusura bakmayın. İnanan Beyin isimli şu kitabını Alfa Yayınları'ndan çıkmıştı, size tavsiye ederim. Şimdi cehalet bilimi yapanlar bazı teknik ve taktikler kullanıyorlar. Nedir bunlar? Belli bir kesim için doğru ancak farklı kesimlerde kullanırken risk yaratacak bir bilgi. Yani bir şey ileri sürüyorsunuz. Mesela X ilacı yan etki yapar, hipertansiyonda kullanılmaması gerekir diyorsunuz. Evet, bu bilgi doğrudur. Bir grup insanda bu ilacı kullanmamak gerekir. Başka ilaç veya başka yöntem kullanmak gerekir. Ancak bunu genelleyerek söylüyorlar. Bunu genelleyerek söylediğiniz zaman onu kullanması gereken kişiler de kullanmayabiliyor. Böylece yanlış bilgiyi ne yapıyorlar? Doğru bir bilginin içine empoze ediyorlar, yerleştiriyorlar ve ikisini birlikte bir arada servis ediyorlar. Geçmişte bilimsel platformda tartışılmış ama günümüzde geçerliliğini yitirmiş bazı iddia ve tezleri sanki bugün hala geçerliymiş gibi. Burada da eğer iyi okumuyorsanız, konuya çok fazla hakim değilseniz, birisi elinde bir kaynağı tutarak televizyon ekranlarından salladığında ya da bir kaynağa dayanarak, işte Lancet'te yapılan şu yayına dayanarak, Nature'da yapılan bu yayına dayanarak bunu söylüyorum dediğinde ona inanma eğiliminde oluyorsunuz.
önemli bir bilimci tarafından önemli bir dergide yayınlanmış bir makale veya bir veri. Evet, ben de yapıyorum laboratuvarda geçenlerde. Önemli bir veri elde ettik. Bunu yayınladık önemli bir dergide. Ancak bu bir makale ve bunun daha başka çalışmalarla teyit edilmeye ihtiyacı var. Bilimciler bunu çok fazla yaparlar ama siz halkın karşısına henüz daha teyitlenmemiş, henüz konfirme edilmemiş, geniş kesimler tarafından kabul görmemiş, heyecan verici bir bilgiyi alıp çok heyecanlı bir şekilde bu gerçekten kanıtlanmış gibi genelleyerek sunduğunuz zaman insanlar buna da tabii ki inanıyorlar. Gene popülerliğini kullanarak, tanınmışlığını kullanarak tamamen yanlış, gerçek dışı bilgileri ki biraz sonra çok çarpıcı örneklerini göreceksiniz, bilimsel bilgiymiş gibi sunmak ve bunu sunarken de akademik kimliğini kullanmak. Biraz cehalet bilimcilerine örnek vermek istiyorum. Bunlardan birisi Mehmet Öz'dür. Mehmet Öz aslında Kolombiya Üniversitesi'nde kalp damar cerrahisi profesörüdür ve çok iyi, harika bir kalp damar cerrahıydı. Ancak sonradan bu diyet işlerine merak sardı ve buradan ciddi paralar kazandığını fark etti. Arkasından da televizyon programları yapmaya başladı. İş çok büyüdü. Ancak en sonunda Amerikan Senatosu'na ifade verip 9 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Çünkü pazarladığı ürünlerden bazılarının içeriği hiç de onun söylediği gibi değildi. Eksiklikler vardı. Bir de tabii başka ülkelerde yasalar var. Siz Amerikan halkının sağlığıyla veya Belçika halkının sağlığıyla yalan yanlış bilgilerle oynayamazsınız. Birileri de zarar görürse bunun karşılığında siz gelir oralarda ifade verirsiniz. İşte Mehmet Öz bir kalp damar cerrahı, iyi bir kalp damar cerrahı ve insanların ona ihtiyacı var. Ama vaktini işte böyle işlerle geçiriyor. Tabii ki buralar daha paralı, daha popüler alanlar. Türk Hava Yolları'nın reklam yüzü de oldu. Uzun seyahatlerde, okyanus aşırı seyahatlerde sizinle birlikte seyahat edebiliyor. Yol boyunca tabii business class'ta uçmanız kaydıyla onunla birlikte olabiliyorsunuz. Canan Efendigil Karatay'ı görüyorsunuz. Kalp iç hastalıkları uzmanı. Canan Hoca bir hekim, bir profesör, akademisyen, bir üniversitenin kadrosunda bulunuyor. Ve Ayşe Arman da gazeteci onu çok seviyor. Onun hakkında çok fazla yazılar yazıyor. Bu da ünlü bir gazeteci olduğu için yazıları falan okunuyor. Böyle patlıcanlı falan fotoğraflar verdiklerinde de çok fazla ilgi çekiyorlar. Canan Hoca'nın bayağı izleyicisi var sosyal medyada. Ancak şöyle bir şey söyledi. Çocuklara şeker yedirmeyin dedi. Evet, çok şeker yedirmemek lazım çocuklara. Ama bir şey daha söyledi. Türk kahvesini şekersiz olmak koşuluyla istedikleri kadar içsinler dedi. Şimdi onun bu sözü halk tarafından çok farklı olarak algılandı. Verdiğim konferanslarda bana şöyle sorular geldi ailelerden. Canan Hoca da söyledi, kahve çok faydalı deyip ilkokul çocuklarına enerji içecekleri veren aileler var artık ülkede. Enerji içeceklerinin reklamını sınav dönemlerinde panosunda kullanan üniversiteler var bu ülkede. Halbuki enerji içeceklerinin içindeki yüksek kafein miktarı çocuklar için tehlikelidir, kafein zim yapar. Ayrıca duyarlaşma yaratarak beyinde, nöronlarda karşımıza gelecekte karşımıza çıkabilecek bir bağımlılık altyapısı da oluşturabilir. Kafein uyarıcıdır. Çocuklarda bu kadar rahat bir şekilde kullanılmaması gerekir. Canan Hoca'nın bir kitabı çıktı. Yani kıskanıyorum açıkçası bu kitapları. Çünkü benim kitaplarım onunkiler kadar değer görmüyor. Bir anda çok büyük işte onlu rakamlarla ifade edilen baskılara ulaştı. Hoca burada gerçek tıbbın 10 şifresini yazdı. Tabii profesör doktor unvanıyla gelen bir şey. Bu kitap yanlışlarla dolu ama ben çarpıcı bir tane örnek verip geçeceğim buradan. Bakın şu kırmızı yuvarlak içine aldığım yere lütfen dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri Washington Üniversitesi'nin görevli araştırmacı Belding Scribner 1983 yılında yüksek doz tuz verdiği kişilerin damarlarında gevşeme, genişleme olduğunu göstermiş. Yani yüksek doz tuz verilmiş hastalara damarları gevşemiş ve biliyoruz ki diyor bu tansiyon düşürür, damar gevşemesi. Evet, aşağıda da kaynağını vermiş. Bu kaynağı araştırdığım zaman bu kaynakta asla buradaki söylenen şeylerin teyit etmeyen tamamen farklı bir şeylerin yazıldığını gördüm. Bunu sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Hocaya direkt soru sordum. Televizyon programlarında söyledim. Ancak herhangi bir cevap gelmedi. Bakın insanlara çok kötü bir mesaj veriyorsunuz bu şekilde.
Verdiğiniz bu mesajla insanlar fazla tuz alarak beyin kanaması geçirebilirler. Damarlarımız genişleyecek de yani bunu tansiyon hastaları yapabilir ve bunu bir hekim yapıyor ve maalesef ülkede yasal boşluk olduğu için tabip odalarının veya bir takım kişilerin şikayeti üzerine hoca mahkemeye çıktığı zaman da burada takipsizlik alıyor. Bakın beraat etmiyor. Beraat ettim diye televizyona çıkıp ahkam kesiyor ondan sonra. Bana topu gelsin hiçbir şey yapamaz diyor ve taraf tar topluyor kendisine. Cahil insanlar da bunun arkasında toplanıyorlar. Yasal düzenleme yapmak lazım. Yasal düzenlemeyi de tabii ki birileri bastıracak ve yapacak. Bu ülkede her şey siyaset üzerine kurulu. Maalesef halk sağlığı, toplum sağlığı, böyle şarlatanlık girişimlerine karşı hiçbir şey yapılmıyor. Bir başka onkoloji profesörü de kokoreç mutluluk verir dedi. Bol bol kokoreç yiyin, depresyona iyi gelir dedi. Halbuki serotonin olduğunu söylüyor. Bağırsak serotoninden faydalanacağınızı söylüyor kokoreç yiyerek. Yani bu çok böyle bir akıl tutulması gibi bir şey. Bunu herhangi biri söyleyebilir ama bakın bir akademisyen böyle bir şey söyleyemez. Oda sıcaklığında dahi stabil olmayan serotoninin burada kızarmış olan bir bağırsakta alma şansınız yok ve buna gerek de yok aslında. Ama maalesef medyada daha çok konuşulmak için, popüler olmak için ki popüler de olmayı başarıyorlar, bunu kullanıyorlar. Şimdi bağırsak beyin ilişkisi tamam burada çok güzel bazı sonuçlar var, heyecan verici sonuçlar var ama bunu kötüye kullananlar da var. Burada da gene bir profesör doktor görüyoruz. O da diyor ki kitabında bağırsak mantığı beyin duyguları bağırsak yönetiyor. Yani duygularımızın limbik sistemden değil de bağırsaklarla ilişkili olduğunu söylüyor ve çıktığı televizyon programlarında, katıldığı talk show'larda veya işte stand-up tarzı anlatılarda maalesef işte bağırsak floranızı düzeltin, her şey düzelsin, hayat daha güzel olsun deniyor. Alzheimer'a, Parkinson'a her şeye bu şekilde çare buluyorsunuz ama gerçek o değil. Bakın Nature Medicine'da yayınlanmış Kent Üniversitesi'nden bir çalışmanın sonuçları var. Bu mikrobiyom projesi diyor çok heyecan vericiydi ama şu ana kadar ortaya konan ilişki tedavide umut ötesinde fazla bir kanıt sunmadı diyor. Calgary Üniversitesi'nden Glenn de McKean de çok detaylı bir makale yayınlamış. Birçok çalışma devam ediyor. Henüz hastalıklarda bu prebiyotiklerin etkili olduğuna dair bir kanıt yok diyor. Ama bir taraftan çılgın bir prebiyotik pazarı oluştu bunun arkasında. Kontrolsüz bir şekilde insanlar bunları kullanıyorlar. Bir başka örnek vereceğim yurt dışından Pennsylvania Üniversitesi'nden Leonard Sachs kadın ve erkek beyninin farklı çalıştığını, kızların ve erkeklerin farklı eğitim modelleriyle eğitilmesi gerektiğini söyledi. Tabii Leonard Sachs gibi önemli birinden böyle bir laf gelince de özellikle Amerika'daki kiliseler bunun üzerine atladılar. Mütaassıp kesim bunun üzerine atladı. Ve kız okulları, erkek okulları gibi ayıralım. Hani ayırmak değil burada ayrıca eğitimi de değiştirelim. Yani kızlar erkeklerin aldığı eğitimi almasın, erkekler farklı, kızlar farklı eğitim alsın. Şimdi arkadaşlar bu düşünce çok büyük tepki çekti. Büyük çalışmalar organize edildi. Tek tek anlatacak vaktim yok. Kız ve erkek birlikte okumanın eğitim için daha doğru olduğu ve kadın beyniyle erkek beyninin öğrenme kapasitesinin farklı olmadığı çok net bir şekilde ispatlandı. Mesela diyorlar ki kadınlar sağ beyinli olduğundan matematik ölçü işinden anlamazlar. Matematikten anlamaz denilen kadınlar Augusta Ada King şu kitabı da tavsiye ederim Geleceği Keşfedenler kitabını bilgisayarı halı dokuma tezgahlarından esinlenerek icat etmiş olan kişidir ve gene bilgisayarlar geliştirirken birçok matematik öğretmeni kadın burada çalışmıştır. Ve ben de 30 Ekim 2018'de böyle bir yazı yayınladım kendi portalımda. Bunu benim tayfamız.com'a girerek okuyabilirsiniz ayrıntılarını. Kadın beyniyle erkek beyninin ayrı olmadığı, yani sağ lobun daha kadınsı, sol lobun daha erkeksi özelliklerle ilgili olduğunu, her iki beyin yarı küresi arasında connection, bağlantı olduğunu, bir erkek motivasyonu yeterliyse kadın gibi hissedebilir ya da kadının yapabileceği işleri yapabilir. Bir kadın da beyninin sol tarafını kullanarak erkeğin yaptığı işleri yapabilir ki beni doğrulayan iki önemli makale önemli dergilerde biri Nature'da yayınlandı, öbürü de New Scientist'te
Üniversitesi'nde yayınlandı. Hatta şurada yazıyor işte, kadın beyni erkek beyni farklıdır demek artık son derece tarihe karışması gereken demode olmuş bir fikirdir diye. Şimdi aşı karşıtlığı meselesi var. Çok da gündemde bugünlerde, biraz ona da değineceğim. Biliyorsunuz aşılar otizm yapar diye birçok aşıya karşı olundu. Hatta kızamık yeniden patlamaya başladı. Bunun altında Andrew Wakefield isimli, maalesef şarlatanlık düzeyine bu işi getiren bir hekimin çalışması var. Çalışma dediğimiz şey ne? 12 aileyle görüşüyor. 12 aile otizm, bunlardan 8 sonra otizm belirtileri göstermeye başladılar diyor. Bu biraz da aldık kılıyor bu 12 aileden elde ettiği veriyi. 12'de 8'lik şöyle bir şey var diyor ve bunu Lancet gibi çok önemli bir bilim dergisinde yayınlıyor. Lancet makalesi burada. Girdiğiniz zaman Wakefield ismiyle Lancet makalesini, bunun retract olduğunu, geri çekildiğini, etik nedenlerle yok hükmünde sayıldığını göreceksiniz. Yani daha sonradan çalışmasının tamamen uydurma, verilere dayandığı, bir takım başka sorunlar içerdiği gerekçesiyle bu çalışma retract edildi, yok hükmünde sayıldı. Ama bir deli kuyuya bir taş attı, 40 akıllı bunu kaç senedir çıkaramıyor. 45 bin civarında çocukta takip çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların sonunda aşılarla otizm arasında herhangi bir ilişki bulunmadı. Ancak hala Wakefield etkisi sahada devam ediyor. Wakefield etkisini güçlendiren bir başka faktör de Jenny McCarthy denilen Playboy yıldızıydı. Eski televizyon yapımcısı, sunucu, çok havalı, çok tanınmış bir kişi. Çocuğu otizm hastasıydı. Jenny McCarthy de Andrew Wakefield'a dayanarak kampanyalar yaptı. Yani çocuğunuzu aşılatmayın, benim çocuğum aşılatmayın. Dedi ve böyle bir inanç rağmen koronavirüs aşısı yaptırmam da önermem de diyor. Bir göğüs hastalıkları uzmanı olmasına rağmen. Canan Karatay gene ezber bozdu. 6-7 ay önce koronavirüs aşı yapamazsınız dedi. Şu anda 10 aşı ve 200'ün üzerinde de aşı arka planda devam ediyor çalışmaları. 10 aşıdan 3-4 tanesi onay aldı şu anda ve hatta kullanılıyor. Öbür taraftan Soner Yalçın Karakutu kitabında güya ilacın ekonomi politiğini yazdı ama bir takım komplo teorileri çerçevesinde. Ve çok enteresan, Sözcü gazetesinde yayınladığı bir yazıda her bir aşının süresini yazmış. Bu kadar süre sürdü, bu nasıl bir yılda çıktı diye sorguluyor ve komplo teorisine dayandırıyor. Kendisi aynı zamanda Kurtlar Vadisi'nde konsept danışmanı olduğu için komplo teorisi işlerini gayet iyi biliyor. Tabii Soner Yalçın'ın bilmediği şu, şu andaki teknolojiyle aşının, bu COVID-19'un da biliyorsunuz kimliği çok çabuk çıktı, identitesi çok çabuk çıktı. Genom bütün dünyada paylaşıldı. Bir kere etkeni biliyordu. Burada onun söylediği sürelerin çoğunda etkenin ortaya çıkması, etkenin anlaşılmasıyla ilgili geçen süreler var. Öbür taraftan teknolojinin geliştirilmesiyle ilgili de süreler var. Şu andaki mevcut teknoloji, messenger RNA teknolojisi dahi kansere bir çare üretmek için, kansere aşı üretmek için yıllardır kullanılıyor. Öbür taraftan Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere önemli ülkeler fonlar oluşturdular. Bu fonlardan ciddi paralar aktarıldı. Hastalık pandemiye dönüştü. Bunun söylediği bir takım işte HIV şu kadar sene niye devam etmedi falan gibi sorular soruyor. HIV'nin bulaşması zor ve lokal kaldı pandemi. Bütün dünyaya bu şekilde kolayca yayılan, sürekli ölümlere neden olan bir pandemi değil baktığınız zaman. Burada dünya bir işbirliğine gitti. Laboratuvarlar arasında işbirliği vardı, hazır teknoloji vardı. Eğer doğru düzgün bu işlerden anlayan bir kişi olsa Soner Yalçın'ın bir yıllık süre geç bile oldu demesi lazımdı. Asıl bu sürede eğer çıkmasaydı karşımıza aşı, biz bunu sorgulamalıydık. Şu anda bulunduğumuz dünyada insanlar, bir kere yaşlar Alzheimer olmaktan korkuyor. Kalabalıklarda insanlar öne çıkmaya çalışıyor. Bir taraftan bireyselleşme var ama ciddi bir rekabet var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanıları artıyor. İnsanlar depresyona giriyorlar ve mutlu olmak istiyorlar. Aldous Huxley bir bilim kurgu kitabı yazmıştı, Cesur Yeni Dünya diye. Orada Soma gibi başlıklı bir ilaç önermişti. Bu Soma'yı aldığınızda mutlu oluyordunuz yani. Aynı zamanda daha iyi düşünüyordunuz, aynı zamanda beyniniz hiç yaşlanmıyordu.
Şimdi Peter Kramer, psikiyatrist Harvard Üniversitesi'nden Prozac icat edildikten sonra Listen to Prozac diye bir kitap yazdı. Ve Prozac sizi iyiden daha iyi yapar. Prozac kullanırsanız daha canlı, daha az kötümser, daha iyi bir bedene sahip olursunuz dedi. Yani ne oluyor? Şunların hepsine cevap veriyor. Ve bugün Prozac'ın bu kadar kullanılması ve bu kadar çok kişinin mutlu olmak için, serotoninin de mutluluk hormonu diye kutsanması ki hormon değildir, mutlulukla da hiç ilgisi yoktur. Bu kitap çok sattı, listeleri alt üst etti. Peter Bragin, başka bir Bragin, başka bir Peter, bu Harvard Üniversitesi'nden değil ama o da dedi ki Prozac iddia edildiği kadar masum değil, yan etkileri var, ezbere kullanmayın, ama bu kitap onunki kadar çok satmadı. Johanna Moncrief'i de tanıtmak isterim size, İlaçla Tedavi Efsanesi kitabı Türkçe'ye çevrilmiştir. Yine bunu da edinebilirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim. İlaç araştırmalarında elde edilen sonuçlar üzerinde çıkar gruplarının etkisi var. Biz aynı fikirdeyiz. Yani Soner Yalçın'ın komplo teorileri yazmasına gerek yok. Bu biliniyor. Bu bilindiği için dünyada yasalar da rigidleşmiş durumda bu konuda ve ciddi denetim altında ilaçlar ve psikotrop ilaçların özellikle gerekmediği müddetçe kullanılmasına taraftar değiliz. Ama insanlara duymak istediği şeyleri söylediğimiz zaman insanlar kolayca şu Flex 999 hikayesine de inanıp internetten sipariş edebiliyorlar ve kazıklanabiliyorlar. Öğrenme becerilerini artıran, mental aktiviteyi artıran böyle bir ilaç yok. Ayrıca mental doping yapmak da bağımlılığa da neden olabilecek ciddi sıkıntıların kapısını açabilir. Doktor Ümit Aktaş yeniden piyasaya çıktı son zamanlarda. İlaçsız yaşam mümkün diyor bu arkadaş. Zerdeçal'dan tut da her çeşit otun, bitkinin ticaretini yapmaya çalışıyor arka planda. Evet, cehalet bilgiden daha fazla güven telkin ediyor maalesef. Bitki alanına girdiğimiz zaman sadece küçük iki örnek vereceğim. Saint John Wort ismiyle bir ekstrakt satılıyor. Bu SSRI etkili bir gıda takviyesi. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'ndan onay almıyor bu ürünler. Tarım Bakanlığı'ndan ürün alıyor ve o faz 1, faz 2, faz 3 araştırmalarından falan geçmiyor. Kolaylıkla kullanılıyor. Ve Saint John Wort'u gebelikte emniyetli diye kullanan annelerden doğan bebeklerde 3 misli daha fazla miktarda otizm görülmüş. Yani herkes mesela şeyi konuşuyor, Wakefield'a ve bu Playboy yıldızına inanıyor. Aşılar otizm yapar diye aşıdan kaçınıyor. Ama biz bilimciler olarak bunları söylememize rağmen bizi kimse dinlemiyor. Bunları nasıl olsa şeydir diye, bitkisel herhangi bir sıkıntısı yoktur diye kullanıyor. Burada mesela Cold Mix diye başka bir ürün görüyorsunuz. Bu Cold Mix aslında bir ilaç değil mi? Burada ilaç gibi gözüküyor ama maalesef ilaç değil, tıbbi cihaz ruhsatı almış. Neden almış? Çünkü tıbbi cihaz ruhsatı alıp SGK'da geri ödemesi de yoksa o zaman reklam yapabiliyor. İlacın reklamı yasak çünkü Türkiye'de. Peki reklamı nasıl yapıyor? Bebeklerin yastığını damlatıyorsunuz. Mutlu mutlu böyle musmutlu uyuyor. Gülen bebekler var Cold Mix'in reklamında. Yılın ürün ödülünü almış. Altın Havan almış bizim ülkemizde. Ama çok önemli. FDA'in Avrupa'daki karşılığı European Medicine Agency EMA. Bugünlerde biliyorsunuz aşıya vereceği verdiği onaylarla da gündeme geliyor. EMA diyor ki 30 ayın altındaki çocuklarda hepatitis kesinlikle kullanılmaz, kontraindike diyor. Boğulmaya neden olur ve boğularak çocuklar ölebilir diyor. Peki burada hangi çocuklar kullanılıyor? 30 ayın altında mı çocuklar? Evet. Bu kadar pervasız bir ortam var. Ben bunu şikayet ettim. Reklamını engelleyebildim sadece. Ama şu anda virüs reklamı. Yani COVID-19'a karşı sizi korur reklamı yapıyor. Maalesef bunlar bildikleri gibi at koşturuyorlar. Soner Yalçın kara kutuyu çıkarttı, güya bunları anlatıyor. Bu kitap baştan aşağı doğru bir takım olayların etrafına bazı komplo teorileri konularak aslında bir roman tadında yazılmış bir kitap. Bu bir roman olsaydı hiçbir itirazım olmazdı. Bazı bilgileri de çarpıtıyor. Öbür taraftan kara kutu kitabı aşı karşıtlığına girerken bir takım ilaçlarla ilgili firmalarda dönen rüşvet dolaplarını falan anlatırken aslında insanları kanıta dayalı bilimden ve tıptan uzaklaştırıyor. Aslında bir cehalet bilimi yapıyor. Bu kitabı okuyacağınıza şu kitabı okumanızı daha çok tavsiye ederim. Arthur Hayley'in Acı Reçete isimli kitabı altın kitaplardan çıktı. Ama bu bir roman. Ama roman olmasına rağmen
müthiş anlatıyor, harika anlatıyor. Soner Yalçın'ın anlattığı şeyleri biz biliyoruz zaten. O yüzden de birçok yasalar değişti, etik kurallar geldi ve denetim süreçleri ortaya çıktı. Ben de Cehalet Bilimi kitabında zaten bunlara ziyadesiyle değiniyorum. Ama Kara Kutu'yu okuyacaksanız ardından mutlaka Cehalet Bilimi'ni de okuyup arada bir mukayese yapmanız gerekecek. Şimdi bu tip cehalet bilimi yapan, agnotoloji yapan kişiler genellikle hırsı aklının önünde giden, medyada gündem yaratmak için ağzından çıkanın nereye varacağını düşünmeksizin spekülatif konuşan kişiler. Alanları dışında da konuşmaktan çekinmiyorlar. Mesela aşı kesinlikle alanı değil, sağlık bilimci değil Soner Yalçın ama aşıyı sorguluyor mesela. Çok spekülatif bir şekilde. Öz eleştiri yapmaz bunlar ve eleştiriye de tahammülü yoktur. Siz bunlara bir şey söylediğinizde ne Canan Hoca'nın, ne Soner Yalçın'ın, ne Ahmet Rasim Küçük Usta sizinle gelip herhangi bir şekilde tartışmazlar. Onlar tek başlarına birebir çıkarlar programlara. Bilimsel kongrelerde tartışılacak konuları halkın önünde tartışırlar. Halkın önünde tartıştıklarında da kafalarda soru işareti yaratırlar. Kafada soru işareti olunca şüphe oluşur. Şüphe oluşunca şüphe neden yanadır? Duymak istediğinizi söyleyenden yanadır. Duymak istediğinizi söyleyen iyi adamdır. Duymak istediğinizi söylemeyen hoca gereksiz hocadır. Özgeçmiş eserlerine abartırlar, mühtemaz değillerdir. İnsanlara duymak isteyeceklerini söylerler. Kolay yalan konuşur. Yalan yakalanınca da işte Canan Hoca'nın yakaladığı yalan yazdığı orada. Ama yüzsüzce bırak inkar etmeyi, kitap aynı şekilde, aynı baskıyla düzeltme dahi yapılmaksızın satılmaya devam ediliyor bu ülkede. Evet, peki vatandaş bunu hak ediyor mu? Hak ediyor bence, çünkü kısa sürede çabuk kar etmek isteyen bir insan profilimiz var. Vasatlığı ve kalitesizliği kendi seviyesine iman ediyor. Medyanın medyayı çok seviyor, medyayı çok takip ediyor. Türkiye'de televizyon izleme oranı %80'lerde, günde 4 saatin üzerinde televizyon %80'ler civarında izleniyor. O yüzden medyanın desteklediği, söylediği her şey doğru. Sorgulama ve araştırma tembeldir ve hiç uğraşmak istemez. Kanıta dayalı bilime cepheden karşıdır zaten en başta. Ama kanıta dayalı bilime karşı olmakla beraber beynin sırları, kuantum fiziği gibi konuları bilir, konuşmaya da bayılır. İnanmıyorsanız sosyal medyaya bir bakın. Sosyal medyada kim ne diyor? O yüzden aslında saf bir şeydir bu. Kolayca kandırılır, kandırılınca da kandıranı değil kendini uyaranları suçlar. Ve şu olay Türkiye'de gerçekleşti ve bu çocuk helal olsun tokatladı bütün paraları. Uruguay'a gitti, kafası çalışıyordu çünkü Uruguay ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu. Ama buraya para kaptıran çok fazla böyle organik tarım yapıp bir taraftan para kazanıp bir taraftan yiyecek çok uyanık vardı ve bunların bazıları da üniversite mezunu. Kendimizi nasıl koruyacağız bundan? Bir kere eleştirel düşünceye sahip olmamız lazım. Bizim eğitim sistemimiz içerisinde eleştirel düşünce öğretilmiyor. Ezberci eğitim sistemi var. Üniversite sınavlarında ve üniversiteye girdikten sonra yapılan tüm sınavlarda bilginiz 5 şık içerisinde doğru şıkkı bulma, doğru şık avcılığı şeklinde geçiyor. Bu beyni çok körelten bir şey. Eleştirel düşünme için bir rehber, Weissenreihenfolge. Öneriyorum bu kitabı okuyun, bir ders niteliğindedir, gayet güzel bir kitaptır. Eleştirel düşünceye sahip olursunuz. Eleştirel düşünceye sahip olursanız çıplak dikkatiniz gelişir. Çıplak dikkat içgörü ya da öz eleştiridir. Öz eleştiri yapmayı bilmeniz lazım. Sınırlarınızı ve avantajlarınızı çok iyi bilmeniz lazım ki bir konu üzerinde eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz ya da bir konu üzerine fikir sahibi olasınız. Bunun için çok okumanız gerekiyor ama ben görüyorum ki bugünün gençleri artık okumaktansa, hard copy okumaktansa dinlemeyi tercih ediyor. İnanın dinlemekle okumak aynı şey değildir, altını çize çize okumak. Tabii ki en önemlisi panzehir olarak doğru bir eğitim sistemine sahip olmaktır. Post-truth'un ya da algı yönetiminin ilacı eğitimdir. Bakın Amerikan toplumu gelişmiştir, doğru. Amerikan devleti güçlüdür. Amerikan toplumu cahildir. Büyük bir çoğunluk cahildir. Ve o sürü halinde yönetilir. Aslında biz de oraya doğru maalesef gidiyoruz. Ve eleştirel düşünebilmek için eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği ile ilgili de bu çok iyi bir kitap. Görmüşsünüzdür. Veya Zambaklar Ülkesi'nde diye bir kitap. Annemiz kitap evine
Aslında bu üç kitap birbirine bağlı, birbirini anlatıyor. İşte Türkiye'deki köy enstitüleri, bireylerin nasıl eğitim fırsat eşitliği içerisinde yoksul köy çocuklarının nasıl çok önemli mevkilere gelebildiğini, nasıl yetiştiklerini anlatıyor. Bizim gayet iyi bir eğitim sistemimiz vardı ama bu eğitim sistemini 1940'lardan itibaren maalesef bozduk. Eğer çağdaş ve sağlıklı bir toplumda kaliteli yaşamak istiyorsak ve gerçek anlamda demokrasiye sahip olmak istiyorsak arkadaşlar bir kere bir bilim üreten bir toplum olmamız lazım. Ve doğru bir hukuk sistemimizin olması lazım. Adalet temin eden bir hukuk sisteminin ve her ikisinin etik zeminde çalışması lazım. Yani bilimi etik, hukuku etik zeminde yapmamız gerekiyor. Etikten uzaklaştığımız zaman maalesef güven de ortadan kalkıyor. Türkiye'nin bilim göstergeleri maalesef çok iyi değil. Şuralarda bir yerde Türkiye, burada sağa doğru gittikçe ve dairelerin çapı genişledikçe bilimde iyi ülkeler oluyor. Türkiye gerçek şu ki buralarda bir yerde. Adalette de şu ikisini üst üste koyarsanız hukukta da aynı yerde olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca Türkiye bazılarından göre bu çok gereksiz bir şey ama bana göre çok gerekli. Biliyorsunuz bu pizza şeyleri yapılıyor, testleri yapılıyor. Bir de matematik ve bilim eğitim kalitesini araştıran Dünya Ekonomik Forumu var. Türkiye burada 104'te de değil, şu anda daha da gerilere doğru gitti. Bakın bizim üzerimizde çok, İran bizim üzerimizde mesela, Birleşik Arap Emirlikleri bizim üzerimizde, Estonya bizim üzerimizde, Katar bizim üzerimizde, Malezya öyle, Filipinler öyle. Yani bu utanç verici bir şey ve bizim buna bir öz eleştiri yapmamız ve buna bir şey yapmamız lazım. Ve gene şaibeli ve sahte dergilerde en çok yayın yapan üçüncü ülke konumundayız aynı zamanda. Paralı dergilerde ya da biraz sonra söyleyeceğim dergilerde bazı sahte dergilerde yayın çok. Geçenlerde işte bilimsel etkinliği olan bir liste de yayınladı bilimcileri tanımlayan. Şimdi hiper profilik yazarlar, hiperprofilik bilimcilerden bahsediyor. 2002 yılında bir kişi yılda ortalama 4 yayın yaparken 2008'de 39'a çıkmış, 2016'da tek başına 81 makale yayınlayan kişiler oluşmaya başlamış. WhatsApp grupları var, tamam network önemli bir şey. Network'le, bir kolaborasyonla bilimsel bilgi üretmek önemli ama bu gruplar tamamen yayına yönelik, kendi aralarında dönerek sürekli yayınlar yapıyorlar ve bazı yayınları da gayet iyi dergilerde yapabiliyorlar. Bu Nature'a da bir konu olmuş durumda. Bu makale Nature'da yayınlandı. Ve bugün Predator'ı ve Hijacked Journal'lar var. Predator'ı yani yağmacı dergiler ve korsan dergiler. Bunlar aslında bazıları paralı yayın yapıyor, bazıları da sanal ortamda gerçek sonuçları değil de sizin yerinize makale bile yazıp basıyorlar. Bunların artık listeleri yayınlanmaya başladı. Üniversitelerde kadro atamalarında ilk Hacettepe Üniversitesi Senatosu da bir karar aldı bu konuda. Kesinlikle bu dergilerde yayın yapanların buralara atanmaması gerektiğini söylüyorlar. Ben de H indeksi falan var bu bilimcilerin etkinliğini kanıtlamak için veya atıf sayılarına, yayın sayılarına bakılıyor. Tabii ki Türkiye'den bir yayıncı olduğum için, bir bilim insanı olduğum için, bir de alanım dışında bir çalışma yaptığım için iyi dergilerde yayınlayamadım ama Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences'ta şu anda Emergency Web of Science'ta bulunan hakemli iyi bir dergidir. Ben de U faktörünü öneriyorum. Yani burada benim önerdiğim şey bu çok hediye yazarlıktan ve şişirilmiş kişileri nasıl anlayacağız? Corresponding author olmalarına bakmamız lazım. İlk isim ve corresponding author olarak yayınladıkları çalışmaların diğer çalışmalara mukayesesi, atıfları ve yayınları üzerinden böyle bir U ve U üssü indeksi öneriyorum. Ve bunu yaptığım zaman gördüm ki mesela H indeksi 55 olan çok havalı şişine gezen kişilerin aslında çok büyük bir U üssü indeksine sahip olmadıklarını, yani 55 şeyi H indeksi ama ilk 55 makale içerisinde corresponding olduğu makale sayısı 5-6'yı geçmiyor. Yani bu
çok fazla miktarda hediye yazarlık aldığı veya çok fazla network ile ilişkiyle yayın yaptığı anlamına geliyor. Konuşmalarımı bitiriyorum burada. Herhalde cehalet biliminin ne demek olduğunu bu kısıtlı sürede anlayabildiniz, size anlatmayı başardım. Son sözüm şudur. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştim bir konferans için, konuşmacı olarak davet edilmiştim. Bu benim patent aldığım dönemin sonuydu, 2010 yılıydı, 2009'dan sonra. Orada San Diego Üniversitesi'ne gittim, Kaliforniya'da. Onun nörobilim departmanında bir konferans vermiştim. Bana kütüphaneyi gezdirdilerdi. Bu Gesell Library harika bir şey. Yani burada hatta bir yeni Nobel ödülü almış, fizik Nobel ödülünü almış bilimci. Çünkü tıklım tıklım dolu kütüphane, yerde bağdaş kurmuş. Etrafta öğrencilerle konuşurken görebilirsiniz bu kütüphanede. Bu kütüphanenin kapısında hemen girişinde dört kelime yan yana dizilidir. Read, write, think, dream. Oku, yaz, düşün ve düşle. Ben yanımda birlikte bana refakat eden arkadaşa, ya dedim bunun sırası ters olmamış mı? Önce hayal etmek gerekmiyor mu? Her şey bir hayalle başlamıyor mu? Dediğimde o kadar ters baktı ki, yani yerin dibine geçtim. Dedi ki, burası dedi bir üniversite. Üniversitede dedi hayal kurmak için, bir şeyleri buluş yapmak üzere hayal kurmak için sizin önce çok okumuş olmanız lazım hayal kurmak istediğiniz konu üzerinde. Okuduklarınızdan anladıklarınızı yazmanız lazım, çıkarmanız lazım bir yere. Yazdıklarınız üzerine düşünmeye başlarsanız hayal de kurabilirsiniz ve muhtemelen hayallerimiz gerçek olur o zaman demişti. Yani bu demektir ki önce bilgi sahibi ol, bunu fikre dönüştür, sonra hayal et. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanları görüyorsanız, okuduğunu anlamayanları görüyorsanız sosyal medyada beni hatırlayın. Az önce size sunduğum Dünya Ekonomik Forumu'nun listesini hatırlayın. Lütfen sosyal medyaya bir göz atın. Hayatında biyoloji dahi okumamış insanların nasıl Messenger RNA üstadı olduğunu da göreceksiniz. Nasıl ortaya atılıp neler söylediklerini de göreceksiniz. Benim sözlerim bu kadar. Sorusu olanlar varsa onları yanıtlayacağım. Ama son olarak bu hacı dedim, bunu düzeltmeyi unutmuşum, özür diliyorum. Hacedir bunun aslı. Yani alim kişi, büyük kişi anlamındadır. Hacı Bayram Veli, Ankara'da doğmuş ünlü bir tasavvufçu, çok güzel bir lafı var. Cahillerden sakınınız, dikkat edin, cahiller sizden ileride bulunmasın. İlim tahsil ediniz, ilim sahiplerine hürmet ediniz. Parayı dünyalığı çok çalışarak helal kazanınız ve hakikati söylemekten korkmayınız diyor. Şu laf, dikkat ediniz, cahiller sizden ileride bulunmasın. Bakın cehalet bilimi cahilleri maalesef bizden ileri geçiriyor. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim istikametimizi çizmiş aslında. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır diyor. İlim ve akıl çerçevesine de bütün ümidinin gençlikte olduğunu söylüyor. Burada beni izleyenlerin büyük bir çoğunluğunun genç olduğunu biliyorum. Bizim kuşağımız gidiyor artık. Sizin zamanınız başlıyor. Siz bu ülkede yaşayacaksınız. Çocuklarınız bu ülkede yaşayacak. Eğer siz bu ülkede yaşayacaksanız gerçekten de başından beri bakın söylüyorum. Amerikan başkanının felsefesi neydi? Bilgi güçtür, daima cehaleti yönetir. Cahillerden olmayın, bilgi sahibi olun. Ülkenizin bilgi potansiyelini artırın ki başkaları sizi yönetmesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Tayfun Hocam.